videosuna devam. Bu iki kişiyi Vahşi Doğan'ın... Şantaj sonrası bir tane daha atardım. Raft ne zaman? Bu videodan sonra rafta giriyoruz. Ortasına bıraktım. Bu iki adam hayatlarında birbirleriyle hiç tanışmadı. Tanıştığımıza memnun oldum dostum. Ve Vahşi Doğa'da hayatta kaldığınız her gün size 10 bin dolar vereceğim. Umarım yeterince getirmişsindir dostum, uzun süre kalacağız. Hey, bırak o kamerayı, hadi gidelim. Tamam. Kendinize iyi bakın, ikiniz de multimilyoner olabilirsiniz. Biz buradan çıkana kadar fakirleşecek. Ben Hayes. Abi Vahşi, hayatta kalmak da kolay değil. Pekala, en iyi arkadaşım olacaksın. Kaç gün olur orasını bilmem. Şu andan itibaren bu adamlar günlük 10 bin dolar alacaklar ve tek sınır... Evet, günlük 10 bin dolar için kaç gün kalırdınız? Kaç gün kalabilirdiniz chat? 5, 3 yıl boyunca... Ne 3 yıl? 3 yıl boyunca nasıl kalıyorsun ya? Yanında bir sorsa sonuna kadar giderim. Ya mesela... Maksimum 1 hafta ya. 1 hafta kalabilirim herhalde böyle. Ne kadar süre hayatta kalabilecekleri olacak. Yani teorik olarak sınırsız para kazanabilirler. Ya da olacak. Yanımdaki kişi ise hani bir ay falan kalabilirim. Kalabilirsek bir milyonlarımız olur. Yeter. Kamp kuracak yer arıyoruz. Ateş yakacağız gece için. Bir ay bence max. Kampı buraya kurabiliriz. Gecenin geri kalanında odun topladık. Sinan'ın 5. evimiz kutlu olsun. Hoş geldin. Nice güzel 5 aylarımız olsun. Dılar ve erzaklarını gözden geçirdiler. Burada yaklaşık 5 günlük yemeğimiz var. İki şişede su. Fazladan kıyafetler de var. Kalın montlar ve bu. Ateş kutusu. Bakalım ateş yakabilecek miyiz? Aa, evet. İyiyiz. Yatakları çam iğnelerinden yapalım. Rahat olmayız tabii ama en azından donarak ölmeyiz. Ah, hayattayız. İkinci gün. Ve sabah onlara ilk 10 bin dolarlarını vermek... Direkt videoyu ikinci günle geçiyorsa... Bayağı gün kalmışlar. İçin geldim. Çocuklar, ilk gece nasıldı? Soğuktu. 24 saat geçti ve 10 bin dolarla gelmedim. Sormayacak mısınız? Evet, sormalıyız değil mi? Evet. Tamam, yukarı bakın. Ah, inanılmaz. Para mı düşecek? Drop i̇şte gibi. İşte başlıyoruz. Her 24 saatte bir sizin için uçaktan 10 bin dolar atacağız. İşte 10 bin dolar. Paraşütlü bir çantada. Yakalayın, yakalayın. Hadi, hadi dikkat et. Dostum bu çılgınlık. Dostum bu videonun sonunda zengin olacağız. Bu parayla birlikte buyurun fişeğiniz. Aa. Dikkat edin, havaya ateş ederseniz mücadele ikiniz için de biter ve kazandığınız parayla gidersiniz. 3,6 milyon. İnanılmaz. Planımız 1 yıl. Bunu 2'ye ayıralım. Bu senin. 1 yıl mı? Ne? Oha, ne 1 yılı? Geçen sene çekmeye başlamış değil mi adam? Bir yıl ne? Evet, bu da benim. Şimdi birbirimize kazık atamayız. Ancak videonun devamında bu plan tam olarak işe yaramıyor. Kötü hissettiriyor ama o işaret fişeği tabancasını çalıp ateşlemem gerekiyor ve tekrar baba olacağım. Eğer o fişeği ateşlersen cidden elimde kalırsın bak. Pekala dostum, zengin olmaya hazır mısın? Kesinlikle. Üçüncü gündeyiz ve artık yerde uyumaktan bıktıkları belli oluyor. Bir 10 bin doların daha ardından barınaklarını inşa için çalışmaya başladılar. Ceketimi çam iğneleri toplamak için kullanacağım ve barınağın üzerine koyacağım. Evet, bu metal parçayı bir çocuk salıncağından buldum ve barınağımızın çatısı için harika olacak. Bir kat daha. Bum. İşte üzerinde çalıştığımız bir bölüm. Gördüğünüz gibi yükü tutan çubuklar var. Paraşütleri ve ip kullanacağız. Barınağımıza bir yağmurluk yapacağız. Herkes muhtemelen mücadeleyi benim batıracağımı düşünüyor. Ancak eve dönersem bence çocukların üniversite masrafı çıkar. Dördüncü gün su kaynağı aramaya başladılar. Aa, bir bataklık var. Bunu kaynasak iyi olur. Evet, dikkatli olmalıyız. Bu şey bakteri ve parazitlerle dolu. Bataklıktan lezzetler. Evet, yatma vakti. Umarım... Çok sıkacak, bir yıl burada nasıl kalacaksın? Kendisi büyük ve sıcak. Bu üçüncü gün yine 2 saat uyuduk. Hava çok soğuk. Şu an yağmur yağsa muhtemelen hastaneye gideriz. Ama 10 bin dolar için yapıyorum. Ve onları etkileyen sadece dondurucu soğuklar değil. Erzağımızın sonuna geldik. Grizz buna şey diyor. Oruç. Kulağa açlıktan ölmekten daha hoş geliyor. Ve sonraki birkaç gün açlık sorunu devam etti. Bu sabah küçük bir parça kurtulmuş etmedik. Hepsi bu. Jimmy bize 5 günlük yiyecek verdi ve şu anda 9. gündeyiz. Bunlar sarmaşık yaprakları. Grizz yenilebilir olduklarını söylüyor. Evet. Bu noktada her ikisinin de son derece aç olduğu açıktı. Ama şanslılar ki 10. günde onları bekleyen bir sürprizim var. Bugün 10 günü geride bıraktılar. Evet dostum. İşte çantanız. Evet. Bir yere gitmeyin. Burası mücadelenin ilginçleştiği yer. Helikopteri getirin. Aha, adamım. Gerginim dostum. İnanmıyorum. Tamam. Heyecanlandım. Aha.
10. günü kutlamak için ilk teklifimizi sunuyoruz. Yaprak yemekten bıktığınızı biliyorum. Bu yüzden yanımda 10 günlük ek yiyecek, baharat, 2 branda ve balık tutmak için gereken her şey var. Tabii 50.000 ödül paranız karşılığında. Kurutulmuş et ister misin? Evet. Hemen yemeyin. Bu fasulyeler iyi görünüyor mu? Kesinlikle. Kahve. Tamam, size biraz zaman verelim. 10 dakikaya döneceğim. Şaka yapmıyor. Balık tutmak için gereken her şey burada. 50.000. 50.000. Bu anlaşmayı kabul etmezlerse aptallık ederler. Ya buna ne oluyor? Bu her geçen gün bir daha da çirkinleşiyor. Bu ne ya? Bu kadın. Bu ne ya? Şunu aldı şuradan. 10 günlük yemekten 100.000 kazanıyorlar ve sadece 50.000 ödemek zorundalar. Onlar 50.000 fazla. Onlarla şimdi konuşalım mı? Evet. Tamam. Tamam. Kabul mü ettiler? Pekala Cimi. Önümüzdeki 60 saniye içinde bir karar verirseniz 2 adet fiyasımız vereceğim. Evet. Kadın. Hadi yapalım. Tamam, 59 saniyeniz daha var ama tamam. İşte bunu yiyecek yığının içine koyacağım. 50.000 için sağ olun. Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler çocuklar. Afiyet olsun. Bu arada onunla birlikte sandık da sizin. Teşekkür ederim. Teşekkürler Jimmy. Teşekkürler. Bu anlaşmayı kabul etmemiz şarttı. Bir haftalık yemek ki bayağı çocuğumun üniversite masrafı kadar. Merhaba. Hey. Evet, gökten para yağdığını görmeye alışabileceğimi sanmıyorum. Sandıktaki yiyecekler onlara 10 gün yeter. Ama bir yıla ulaşacaklarsa... Evet, hedefimiz bir yıl. Yine de doğada yemek aramaları gerekecek. Bazılarınız merak ediyor olabilir. Neden balık tutmadılar, değil mi? Şöyle, yakınımızdaki bataklıkta hiç balık yok. Balık tutacaksak akarsu bulmamız gerekiyor. Hayes çocuklardan bahsetmeye devam ederken... 2 yaşındaki çocuğum da iyi uyuyamıyor. Bu oluverdi. Yani, sanırım baba olmak... Ah! Bu da ne böyle? Burası dere. Bataklık değil, burada su akıyor. Burada balıklar var. Dostum şuna bak, şey gibi. Rıhtım, burası yemek ve barınmak için mükemmel bir yer. Ve sürpriz dondurucu bir yağmur fırtınasıyla dolu birkaç günün ardından... Eren'cim, aynı mesajları atıp durma ya. Mal mısın? İşimiz gücümüz yok. İnsan mı söyleyeceğiz sana ya? Bilsek de niye söyleyelim? Mal mal sorular soruyorsunuz bazen ya. Azından şimdi 100.000 dolarımız var. Barınaklarını yeni buldukları su kaynağının yakınına taşımaya ve yükseltmeye karar verdiler. Günaydın Gris. Nasıl hep benden erken kalkıyorsun? Barınak için kullanabileceğimiz bir sürü ölü ağaç topluyoruz. Daha sonra hemen bunları ağaç çerçevesi alayım şeklinde ayarlıyoruz ve ağaçları doğru uzunlukta kesiyoruz. Oh. Özür dilerim. Hayır, sorun yok. Düşüşünü hafiflettim. Özür dilerim. Tamam, belki biraz yanlış bir başlangıç yaptılar ama yapıyı yeniden kurduktan sonra ertesi günü barınaklarına son rötuşları yaparak geçirdiler. Nehirde balık yakalamalarına yardımcı olması için bir iskele bile inşa ettiler. İskele tamam. Çok şaşırdım. Ve şimdi tek yapmamız gereken balık yakalamak. Hadi. Evet. Değil mi? Ve bu ne kadar iyi olursa olsun, uyku tulumları olmadan kış geceleri hala çetin geçiyor. Gerçekten soğuk bir gece. Parmağımız üşüdü, ayağımız üşüdü. Uyku tulumu yok. Bir sonraki teklifimin ne olduğu belliydi. Bugün 20. gün ve ormanın derinliklerine doğru ilerlediler. Bu yüzden tekneyle gitmeliyiz. Uzaktan gelen sesi duyuyor musun? Ne dedin? Bu tekne mi? Her an onları bulabiliriz. Onlar için eğlenceli bir teklifim var. Nasıl gidiyor çocuklar? Merhaba millet. Merhaba Cemil. Nasılsınız? İki konu var. Birincisi, uçağın bakıma ihtiyacı vardı. Bu yüzden bunu elden teslim ediyorum. Hey, pekala. İşte 10 bin dolarınız. Bu da toplamda 140 bin dolar ediyor. İkincisi, size bir teklifimiz var. Oo. Aa, yine bir teklif. Teklifinize bakın. Gidip açın bakalım. İşte burada. Oho. İsterseniz o kırmızı uyku tulumu için 10 bin verirsiniz ya da 50 bin dolar verip ikisini de alırsınız. Oha. Ne? İkisi için de 5 katı. Adamım. Çıkarabilir miyim? Evet, buna bakmalıyız. Evet, bir bakın. Bekle biraz, bunu yapmam gerek. Bunlar Antarktika'da kullandığımız tulumlar. Çok işe yarıyorlar. İşte hava durumu. Önümüzdeki hafta hava oldukça soğuyacak. Öyle mi? En azından birini almanızı tavsiye ederim. Mücadeleye başladığımızda 20 binlerdeydik. Hiçbir şeyimiz yoktu. Aha. Buna uyum sağladık. Yatağımız var, çam samanımız var. Bu düşük sıcaklıklarda gayet iyi idare ediyoruz. Bir uyku tulumum olmasını çok isterdim ama 50 bin dolar... Grize eşimden daha yakın uyuyorum. Yani şaka yapmıyorum. İkisine de cevabınız hayır mı? Hayır bence. Çok soğuk bir gece. Uyku tulum yok. Evet, sanırım bu son kararımız. İstemiyoruz. Evet, katılıyorum. Vay be, tek bir uyku tulumu bile almadılar. Pekala çocuklar, toplayın. Bari bir tane evet, uyku tulumları olmadan hayatta kalırlar ama yiyecek sorununu hala çözemediler. Yağmurlu günler arasında beklerken bir düzene geçtiler. Su kaynatıyorlar. Bir gün biri uyurdu. Çalışıyorlar ve balık yakalamaya çalışıyorlar ama bu da pek işe yaramıyordu. Yem olarak biraz bağırsak var ve bunu atacağız. Umarım balıklar derenin dibinden çıkar. Günler boyunca hiç balık tutamadılar. Gidip oltaları kontrol edelim. Belki yayın balığı vardır. Sonunda şansları yaver gitti. Grease! Ya da doğa ananın sunduğu iğrenç bir şeyi buldular.
Bu da ne? Yiyebilir miyim? İlk balığımız. Bir yılan balığı ve sanırım kömürde ızgara yapacağım. Amerikan tarzı unagi yiyeceğiz. Bu 27 gündür burada yakaladığımız ilk şey ki bu inanılmaz. Yakaladığımız için mutluyuz ve lezzetli hale getireceğiz. Buna lezzetli denir mi bilmem ama neredeyse 30 gündür sıcak bir yemek yemediler ve bu noktada bir taşı bile lezzetli bulabilirler. Bu mükemmel. Çok güzel. Vitamini orada yiyelim. Bu şey harika oldu. Böyle balık yakalamaya devam edersek burada bir yılı tamamlayabiliriz. Evet kesinlikle. 3,6 milyon dolar. İyi geceler. Ve 28. günde yeni barınaklarında yükseltilmiş yatak sistemini inşa etmeye başladılar. Çok iyi. Yani ilk üçlü destek olacak. Bir, iki aşağı doğru yan çubuklar, çapraz çubuklar ve ardından paraşütlerden ve yapılmış cam iğneli gün. Güzel bir şilte. Yeni barınaklarının giderek daha rahat hale geldiğini gördükten sonra bu adamlara milyonlarca dolara ödeyeceğimden endişe ediyordum. Tek pişmanlığım var. Bunlar ranza değil. Ah, bu gerçekten kötü. Her şeylerini yeni barınaklarının bu derenin yanında olmasına bağlamışlardı. Ancak bu büyük bir hata olabilir çünkü hayatlarını kurtarmak için başka bir yılan balığı yakalayamadılar. Ah, bu noktada vahşi doğada yeni doğan oğlumla geçirdiğimden daha fazla vakit geçiriyorum. Ayrıca 2 yaşında çocuğum eşimle tek başına. 2 yaşında bir çocuğa babasının gittiğini, onunla konuşamayacağını, arayamayacağını, onu göremeyeceğini nasıl açıklarsın? Diyelim ki bize teklifte bulundular. Gerçekten satın alacağın şey ne olurdu? Burada yakacak odun bulmak için çok zaman harcadık. Yakacak odun vermeleri gerçekten güzel olurdu. Bunun için muhtemelen 10 bin dolar verirdim. Tam anlamıyla ormanın ortasındayız. Artık nerede olduğumuzu bilmiyorum. Tamam. Nasıl gidiyor çocuklar? Harikayız dostum. Sen nasılsın? Bir ay boyunca hayatta kalmanın ödülü olarak size bir mağaza getirdim. Aa, tamam. Tüm blog kayıtlarınızı taradık ve istediğiniz her şeyi yazdık. Yakacak odun, kürek, yemek pişirme. Yuh, ay bunu nasıl reddedecekler? Reddeder miydiniz, kabul eder miydiniz peki? Chat. Hepsi alınır. Kabul mü? Abi kaç dolar olduğunu bile görmediniz ya. Kaç dolar olacağını. Emin misiniz? Pişirme malzemeleri, yatak ve hatta kitaplar ve masa oyunları gibi. 1 milyoncu gibi ama her şey 10 bin dolar. Aa, adamım. Burası sizin mağazanız. Alışveriş yapmaktan çekinmeyin. 240 bin kazandık. Bence bir bakabiliriz. Tamam. Bunlar ne? Onlar sineklik. Aa, paraşüt kullanacağız. Onlara ihtiyacımız yok. Peki hamaklara ne dersiniz? Hamak severim ama henüz paraşütlerden yapmayı denemedik. Tamam, Grissom'a cevap ver. Paraşütlerden ne yapamazsın? Çoğu şeyi. Tamam, yakacak odun istiyor musunuz? Ne kadar odun? Alacağınız odun bu. Sınırsız odun olsaydı satın alırdım. Onlara burada ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi teklif ettim ama yine de ilgilenmediler. Bu ikisinin gizlice deniz komandosu falan olduklarını düşünmeye başlamış. Abi bir tanesine 10 bin lira verirsin bu arada. 10 bin lira ne? 10 bin dolar verirsin ya. İşte, bir şey bile almayacak mısınız? Günde 10 bin kazanıyorsunuz. 10 bin gitsin ne olacak? Cevabım hayır. Oha! Milyon yıl geçse de her şeye hayır diyeceklerini düşünmezdim. Bir dahaki sefere sizi para harcamaya ikna edeceğim çocuklar. Dört gözle bekliyoruz. Evet dostum, görüşürüz Jimmy. İşte gidiyor. Hem de tankında. Bir tanesine verirsin. Hepiniz için özel bir sürprizim var. Nolan, bu neye benziyor? Bir sürü telefon. Tam olarak 1000 telefon var. Çünkü önümüzdeki 7 gün boyunca abone olan rastgele 1000 kişiye ücretsiz Samsung Galaxy S24 vereceğim. Bu telefonlar için 1 milyon dolardan fazla para harcadım ve onları size hediye ediyorum. Bu telefonlardan birini kazanmak için yapmanız gereken abone olmak. Gerçekten ücretsiz. Bilmenizi isterim. Kanal için yaptığınız her şeyi takdir ediyorum. Bu benim için dünyalara bedel. Abone olun, bu telefonlardan birini kapın. Hadi bakalım. Ve teklifimdeki abonelerden hiçbiri olmadan yollarına devam ettiler ama maalesef sonraki birkaç gün boyunca hiç balık yakalayamadılar. Para gelmeye devam etse de yiyecekleri ve hızlıca yakalamak için zamanları tükeniyordu. Son. Kekte ilk 100 kişiye mi rozet veriliyor yoksa ilk 120 kişiye mi? Kemer halkasındayım. Sanırım 2 günlük falan yiyeceğimiz kaldı. Bu hiç 100. iyi değil. Tekne olmadan bu dere verimli değil. O nehre gitmeliyiz. Eğer o nehre gidebilirsem ve güzel balık tutabilirsem bir şey. Abi diğer nehre bu zamana kadar niye gitmediniz Allah aşkına? Şansımız olabilir. Erzakları epey azaldığından bu noktada yiyecek bulmak için tek bir şeye bakacağım. Umutları yakalayabilecekleri balıklar olması umuduyla bataklıktan geçerek yakındaki nehre gitmek. Bayağıdır balık yemiyor bunlar. Tüm ne diyorlar? Tüm bu kalorileri boşa harcamak riskli ama daha fazla ilerleyeceksek bunu yapmak zorundayım. Ancak yorucu bir yürüyüşün ardından Hayes sonunda aradığını buldu. İnanamıyorum.
Şuna bakın. Bu nehir. Şimdiye kadar gördüğünüz en muhteşem şey değil mi? Bu nehri bulmak muhtemelen hedefimize ulaşmamızla erken pes etmemiz arasındaki farkı belirleyecek. Neyse ki gizli bir silahı vardı. Gris ve ben kendi oltamızı yaptık. Hoş geldin. Bu şey balık yakalamayı kolaylaştıracak. Elbette Hayes'in derme çatma oltası hemen kırılıverdi. Ellerini kullanmak zorunda kaldı ve saatlerce uğraştı. Ve başarısız olamaz. Ve eğer balıkları hemen düşürmeden yakalayamazsa buraya gelirken yaktığı kaloriler boşa gidecekti. Ama tam da pes etmeye hazırken... Bu sefer olacak. Aa, evet. Vay canına. Evet, bu sefer olacak demiştim. Ve şansı yine yüzüne güldü. Bunu Gris'e götürmek için sabırsızlanıyorum. Çok sevinecek. La başta... Affedersiniz, 39 gündür burada niye balık tutmuyorsun sen? Neden? Bu akşam yiyeceğiz. Tamam, bu harika. Makarena. Galiba uzun zamandır böyle düzgün yemek yememiştik. Bu arada reddedemeyeceklerini bildiğim bir teklif hazırladım. Bugün 40. gün. Aha. 340 bin dolardan fazla kazandılar ve onlar için inanılmaz özel bir teklifim var. Bence bunu gerçekten sevecekler. Bayağı ilgiler yapmışlar. İkiniz de eşlerinizi görebilirsiniz. Aslında şu anda izliyorlar. Evet. İnanamıyorum. Hadi, ciddi hadi, misin? Hadi. Çocuğumu yüzüstü bırakamam. Biliyorum. Eşimi yüzüstü bırakamam. Tamam Cemil. Evet. Merhaba canım, benim babam. Aman hey çocuklar. Benim babam. Benim babam diyor. Çocuk unutmuştur falan filan diye korktu herhalde. Merhaba Atalia. Ancak ailelerini görmek ne kadar güzel olsa da ziyaret buruk geçti. Çünkü herkesin aklında büyük bir soru var. Ne kadar kalmamızı istiyorsun? Hemen eve gelmeni istiyorum. Gerçekten. Gelmemi istediğini biliyorum. Ama gelmem şart mı? Evet, sana ihtiyacı var. Evet, evladına bağ kurmalısın. Abi kazanabildiğin kadar kazan. Sonuna kadar ben bakarım. Gerekirse bir yıl. Elinden geleni yap kocam. Bitti. Adamın ne dediği umurumda değil. Yeterince para kazandın. Eve dönmelisin. La ikiye bölmeyecekler mi? Yanındakini de mi bölmeyecekler? Bu konuşma benim için çok zordu. Yine çok de dün zordu. Gerçekten çok güzel bir gündü. Sevdiğim herkes yanımdaydı. Ailem, eşim, çocuklarım, dostum Gris vardı. Bu gerçekten büyük bir hediye gibiydi. Bilal Prime'le buyurmuş, hoş geldin. Ona sarılmak ve güvende olduğunu bilmek. Bu gerçekten de tüm mücadeleyi, bakış açımı değiştirdi. Eşimin desteğini de aldım. 1 milyon dolar olana kadar almak istiyorum. Ve çok ihtiyaç duyulan hasret gidermeden sonra Hayes ve Gris onları hiç görmediğim kadar mutluydu. Hayes ve Gris. Gris. Hayes ve Gris. Gris. Şaka mı bu? Pusu. Biraz balık pişirelim. Oğlum bir insanı 46 gün bir aydan fazla devamlı geçirmek de zor. Şuna bakın. Bu mükemmel. Daha önce onları tamamen mahvedecek bir şey olsa bile. Aha! 400 bin. Artık umurlarında bile değilmiş gibiydi. Ha! Birileri cinsiyet açıklama partisi yapmış gibi ve cinsiyet sadece paraymış. Moralleri yüksek olsa da hala çözmeleri gereken bir sorun var. Balık tutmak adına nehre gitmek için önce bu devasa bataklığın içinden geçmeleri gerekiyor. Ancak bir tekneleri olsaydı dereden nehre kolayca yüzerek ulaşabilirlerdi. Bir tekne... Abi şöyle gitsinler. Niye böyle gidiyorlar? Şöyle, şuraya. Ne yapıyorum? Amacım çubuklarla bir çerçeve oluşturmak ve sonra muşambamızı bağlamak. Böylece tekne yüzebilir. Tekne yapımında kendime pek güvenmiyorum. Bütün bir bataklığın nasıl içinden bataklık geçmek zorunda abi kalmadan balığa ulaşabilirsek bu riske değer. Güzel teknemi... Ya o gittiği yer bataklık. Diğer taraftan gitse ormanlık. İlk yüzme denemesinin zamanı geldi. İşte gidiyor. Gris! Dat 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 dat. Dat dat. Onlara az sonra getireceğim teklif düşünüldüğünde bu oldukça manidardı. Bugün 50. gün. Bakalım ne durumdalar. Hey! Ne dostum haber? Artık bir köyünüz var. Bekle, siz ciddi misiniz? Orman tekne mi yaptınız? Evet tabii. O odun muşambalık şey yüzüyor mu? Denemek ister misin? Hayır ben... sağ ol. İnanmıyorum. Gerçekten işe yarıyor. Ormanda bildiğin tekne yapmışlar. Tamam, bunu beklemiyordum. Bu birçok şeyi değiştirir. Aslında inanılmaz bir şey. Siz ikiniz dün bir tekne yaptınız ama ikinize Zax bir restoranı olan bir tekne getirdim. İnanmıyorum. Bu çok havalı Jimmy. Teklifimi sunmadan önce moralinizin yerinde olduğundan emin olmak istiyorum. Bu şu anda Amerika'daki tüm Zaxby'lerde yayında olan yepyeni Mr. Beast kutumuz. İnanmıyorum. Bu çok iyi.
Mr. Beast kutusunda dünyadaki en lezzetli tavuk var ve işin güzel tarafı, her bir yemek bir Feastables barla geliyor. Bu işbirliğindeki amacımız dünyanın en iyi tavuğunu alıp dünyanın en iyi çikolatasıyla eşleştirmekti. Aynen öyle. Zaxby'nin ayrıca 12 sosu var. Ağzımda resmen lezzet patlaması oluyor. Bu da ne böyle? Bu gerçekten çok güzel. Bu Zax sosu. Ne kadar mutlu olduklarına bakın. Eğer siz de onlar gibi mutlu olmak istiyorsanız hemen Zaxby'ye gidin ve Mr. Beast kutusu alın. Yemeklerinizi aldığınıza göre 50. gün teklifiniz şu. 50 bin dolara bu tekneyi alabilirsiniz. Motorumuz yok. Bunu abi hareket ettirmek için bir yolumuz görüyor? Yok. Yani sadece çubuk kullanıyorsun. Yani bilmiyorum. Bir gün önce garip şekilde tekne yaptığın için sana indirim yapacağım. 40 bine bırakırım. Bana kalırsa ben yaptığım tekneyi seviyorum. Ona hayatım pahasına güveniyorum. Bu yüzden işi Grease'e bırakacağım. 40 bin dolara tekneyi Beydi pas bak, geçeceğim. Evet. Teyzin çok tehlikeli teknesini tercih ederim. Eğer bu batarsa bırakmak zorundasınız. Benden söylemesi. Yemek için minnettarız. Çok güzeldi. Hoşçakal Jimmy. Bir dahaki sefere görüşürüz. Bu gemi bize 40 bin dolar kazandırdı. Yine de çok tehlikeli. Dostum, mücadeleye başladığımızda kışın tam ortasındaydık. Ne kadar soğuktu hatırlıyor musun? Evet, hava şimdi çok güzel ve sıcak. Ve bahar artık tüm ihtişamıyla gelmişti ve oldukça rahat görünüyorlar. Burada bir sürü çiçek var. Rahatsız olduğumu söyleyemem. Bugün kaçıncı gün, 51 mi? Bilmiyorum, saymıyorum. Bir uçağın geldiğini duyuyorum. Nerede? Doğruca üzerimize geliyor. Bu çantayla 440 bin dolarımız olacak. Hayes ve Grease'in koltuğunu yapma zamanı. Burada kazandığımız paranın %80'i doğrudan benim işime gidecek. Benim için farklı. Katie'nin artık 24 saat vardiyalı çalışmasını istemiyorum ve bu para ona ve ailemize çok iyi gelecek. Tabii sıcak hava güzel olsa da yılanlar gibi yeni sorunlar ortaya çıkardı. Ay. Beni yılan ısırsın istemem. Ve fareler. Defolun buradan. Her gece. İnanamıyorum. Uykusuzluğun onları biraz sinirli hale getirmesi uzun sürmedi. Görünüşe göre Hayes buraya gelmek için çabalıyor. Hayes, yardım lazım mı? Neye benziyor? Rüzgarlıyken boşa körek çekmek ister misin? Neden oraya gidip şu oltaları tamir ettirmiyorsun? Sen baksana, benimle konuşurken çeneni kapat. Sinirli. Oraya gitmişken şunları kontrol etsene. Ne yaptığımı sanıyorsun? Bilmiyorum, sadece sordum. Zaten yaptığım şeyi yapmamı söylediğin için teşekkür ederim. Yine kavgalar yaptım. Kavgalar başladı. Çok kızgın. Unutmayın, Hayes ve Grease bu noktada çok yakın arkadaşlardı. Ancak Hayes'in sabrı taştı ve artık şakaları fazla ciddiye alıyor. Ah. Grease'in bunun nasıl çözüleceğine dair fikri işe yaramıyor besbelli. Çünkü aptalca bir fikir. Hayes, özür dilerim dostum. Seni gerçekten kızdırdığımı bilmiyordum. Düşündüğümde gerçekten üzgün olduğunu fark etmedim. Sorun yok. Tamam. Öfkesini saklayamayan Hayes, kamerasını kapatarak nehrin aşağısına doğru kürek çekti ve ertesi güne kadar kampını burada kurdu. Hayes, yelken açtı ve sanırım kaçmış olabilir. Kesinlikle hep... Niye böyle bir şey yapıyorsun? Manyak psikopat. Niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Allah, yazık bu adama, yazık değil mi? Öldü mü kaldı mı? Düşünebilir yani. Aa. Hep aklımda, geceleri soğuk olduğunu biliyorum. Eğer drama birkaç gün içinde dönmezse onu aramaya çıkacağım. Onu neşelendirecek bir şey yapmalıyım. Burada Jimmy'nin son Beast Trap'ta bıraktığı büyük tahta var ve onu bazı çantalarımızla birlikte bir masaya dönüştüreceğim. Adam ne düşünüyor bu da? Aslında oldukça sağlam. Ve Hayes eve döndüğünde eli boş değildi. Görünüşe göre Hayes büyük macerasından dönmüş. Güzel. Aa, bunlar deniz alabalığı. Oldukça bitkinim. Bir dakika izin verir misin? Tabii dostum, nasıl istersen. Grease. Evet dostum. Bu da ne böyle? Bu bizim masamız. Bir masamız var. Evet. Aa dostum. Evet, biraz neşeleneceğini biliyordum. Sen gittin ya bitch. Bıraktın ya bizim arkadaşımızı tek başına. Kameranı kapatıp ne boklar yedin. Bu 100 bin dolarlık bir masa Grease. Tekrar hoş geldin dostum. Evde olmak çok güzel. Hadi. Hayatta kalma ihtiyaçları karşılandıktan ve dostlukları yeniden kurulduktan sonra... Abi 63 gün ne? 63 gün ne? Çok fazla. Sonra geriye tek bir soru kalmıştı. Ne kadar kalacaklar? Ciddi bir konuşma yapmamız gerek. Evet. Son gün. Doğrusu bana kalsa 5 gün önce biterdi. Belki fazladan bir hafta daha zorlanırız. Yani kişi başı 35 bin dolar. 70. günde fişeyi ateşleseydim nasıl hissederdin? Kendimi... Gerçekten yüzüstü bırakılmış ve yalan söylenmiş hissederim. Kurgula, bunlar niye bu kadar takıyorsunuz kafanıza? Nasıl, nereden biliyorsun? Galiba sen organize ediyorsun bu videoları. Derdim, 70. günü teklif ediyorum. Bir konuşma yaparız, ileri gidip gitmeyeceğimize karar veririz. Bana uyar. Grease'e daha uzun süre kalacağıma söz verdim. Onun için. Ama bu konuda mutlu değilim. Abi bir yıl... Ne? Oha. Günaydın çocuklar. Şimdi
Hayes bu aralar biraz üzgün. Bunu görüyorum. İçine kapanık. Bu yüzden biraz endişeleniyorum. Grizz'le bu konuyu konuştum. Daha uzun kalmamı istiyor. Hep daha uzun süre kalmam için beni zorluyor. Bir noktada vahşi doğada kalmayı bırakıp baba olmalıyım. Yeni bir gün daha. Evet. Hayır. Bunun olacağını biliyordum. Görmüştüm, olamaz. Hayes, gökten düşen çantayı kontrol etmeye gidiyor. 70. gün. Grizz'in karar... Hayes rahbelik yapıyor. Hayes çok rahbelik yapıyor. Hiç yakışmıyor yalnız. Verip vermediğini öğrenmeliyim. Bakalım ne diyecek. Bu kadar parayla ne yapacağız? Seninle bu konuda konuşmak istiyorum. Fişeyi ateşlemeye hazır gibiyim. Sen ne düşünüyorsun? Daha uzun kalmak istiyorum. Biliyorum, gitmek istiyorsun. Ailenle olmak istiyorsun. Biliyorum. Bunu binlerce kez konuştuk. Sadece bugün bu konudaki düşünceni bilmek istiyorum. Evet mi, hayır mı? Bir gün daha dayanabilir misin? İyice düşünmek için istersen 24 bu saat bekle. Bu konuda çok düşündüm ama başka bir gün dersen öyle olsun. Kutbu kazandı. Ellerine sağlık. Nasıl gidiyor çocuklar? Nasılsın dostum? İyiyim. Hadi küçük bir yürüyüşe çıkalım. Şuraya gidebiliriz. Diyelim ki Hayes farklı düşünüyor. Evet. Burada daha kaç gün... Ya bu adama da helal olsun. Yani bu video zaten bir iki aylık video. Her işe koşuyor. Bu adam nasıl yaşıyor ki? Kalabilirsin. En fazla 45 gün diyelim. Açıkçası dahası tamam, da olmaz. Olurdu. Sence o daha kaç gün kalabilir? Her gün bundan bahsediyor. İşaret fişeğini ateşlemeyi ne sıklıkla düşünüyorsun? Her gün. Seni durduran ne? Bu akşam adamı Grizz, anlarsın ya, 1 milyon kazanmak istiyor ve buna hayır demek zor. Benim de ona karşı bir yükümlülüğüm var ama artık ailem daha önemli. Evet. Evet, o fişeyi ateşlediğinde... Abi kalabiliyorsam bu arada 1 milyon dolara kadar kalmak isterdim. Aleykümselam. Siz de yani 71 gün kalmışsınız. 1 milyon doları zoramaz mıydınız? İnanılmaz olacak. Aa, sabırsızlanıyorum. Dün gece iyi uyudun mu? Hı. Ben balıma gıcık oldum. Bırakmak istemem ama galiba benden bu kadar. Her gece Grizz'le omuz omuz olduğum ilk kampımıza geri dönmenin harika olacağını düşündüm ve ondan sonra... Abi kalmış 300. Tamam dostum, biz artık kardeş... Gerçi 300 bin dolar kaç gün ediyor? Değil mi? Aynı şekilde zaten yaşıyorsun bayağıdır. Dedik. Buradan çok parayla ayrılmayı bekliyordum. Hayat boyu sürecek bir dostlukla ayrılmayı bekliyordum ve bu benim için çok anlamlı. Kendim ve ailem için neyin doğru olduğunu düşünmek zorundayım. 30 gün, bir ay daha. O... Hayes o kadar durdum. Çaresiz kaldı ki Grizz'in çantasından fişek tabancasını çaldı. Oysa bir zamanlar onu iki parçaya ayırmak onun fikriydi. Bu noktada tek yapmam gereken... Bu şeyi ateşlemek. Ve tekrar Don't. Baba olmak, anlıyor musun? Ya aa, çocuğun zaten küçük, hatırlamayacak bile büyüdüğünde. Bu işin çok zor olduğunu. Ben çocuğuna git bu videoyu izlet. Geleceğin için. Aa, baba iyi yapmışsın der, ne diyecek çocuk ya. Tabii baba olmadı. Bilemezsin ama. Bir ay daha katlanırsın abi ya. Biliyorum. Burada yaptığımız şey kolay değil. Ailen için doğru olanı yaptığına gerçekten inanıyorum. Ben katılmıyorum. Hayatlarını değiştirecek bir şekilde aileye yani. Destek oluyorsun. Şimdi tam tersi oldu. Şimdi sanırım gerçekten orada olmam gerekiyor. Galiba gerçekten üzgünsün ve aileni çok özlüyorsun. Bana çocuklarını özlüyor ama burada savaşmasının sebebi de zaten çocuklarına iyi bir hayat sürdürebilmek için. Anladın mı? Bu videodan 30 gün sonra zaten hayatı boyunca hep çocuklarıyla olacak. Bir ay daha uğraşıp o parayı elde edip kafasına göre böyle rahat rahat yaşamak var yani. Bu fırsat eline bir kere gelecek hayatı boyunca belki, anladın mı? Bana göre bence para önemli değil. Bu mücadeleyi yaşadım. Para artık benim için önemli değil ve beni kafa burada yemiş. Tutan tek şey sensin. Ve ben bundan gerçekten bıktım. Evet. Ailemin de bana ihtiyacı var, biliyor musun? Bunda çok iyisin. Hep ikna ediyorsun. Ve o parayla çocuğu zaten güzel bir çocukluk geçirir ki. O anda Grizz'in bir karar vermesi zaten gerektiği açık. Zaten gitmiş 74 gündür yok. Hayes'i daha fazla para için bu ormanda hayatta kalmaya devam etmeye ikna etmek ya da ona en çok ihtiyaç duyduğu anda dostunun yanında olmak.
Çok kötü bir... Hayal bile edemiyorum. Bu mücadeleyi başka biriyle yapamazdım. Bok yani yapamazdın ya. Seni gerçek bir kardeş gibi görüyorum. Tamam mı? Seni zorladım. Ben böyle bir şey yapamam. Mehmet, ama bu kar 70 güne kadar geldiysem, yaptıysam bir şekilde bir ay daha kalırdım yani. İçin özür dilerim. Sürekli zorladım. Seni yüzüstü bırakmak istemem. Yüzüstü bırakmazsın. Hayır, bırakırım. Kardeşler birbirlerini yüzüstü bırakmaz. Bu işler böyledir. Her ya şey... bu adam çok tatlı ya. Her şey bir gün biter. Şu fişeye bir bakayım. Kırıyormuş değil mi? Bunu sana borçluyum. Ve dürüst olduğum kadar uzun sürdüğü için üzgünüm. Bence bu işi yapmamızın zamanı geldi dostum. Don't! Seni seviyorum dostum. Ben de seni seviyorum dostum. Ya abi ya. Hayır ya. Kabul edemem ben bunu. Kötü kokuyorsun. Sanırım işaret fişeğini ateşlediler. Hey sen şuna bin. Gidip kontrol edelim. Zenginiz. Zenginiz. Selam. Merhaba Jimmy. İnanmıyorum. Onları bıraktığımızda böyle görünüyorlardı. Ve işte 74 gün sonra bu haldeler. Ya abi ya. İnanılmaz. Yok. Evet, inanılmaz. Böyle bir şey olmaz. Bu ormandan 74 gündür ayrılmadınız. Dostum ben hazırım. Son bir sürpriz. Ya. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Merhaba Talia bebeğim, seni çok seviyorum. Harika. 74 gün sonra 670 bin dolar kazandılar. Harika. İzlediğiniz için sağ olun. Bunun gibi videoları istiyorsanız yorumlara yazın. Abicim ben bunu kabul etmiyorum ya. Ben bunu kabul etmiyorum.